Sinir sisteminin 3. ve son videosundayız. Kazanımlarımız nedir hocam? Omuriliğin genel yapısı, çevresel sinir sistemi ve sinir sistemi hastalıkları. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Omurilik dediğimiz zaman nedir? Refleks merkezidir diyeceğiz. Refleks merkezi. Peki bütün reflekslerden mi sorumlu omurilik? Saçmalama hocam, bir sürü refleks öğrettin. Mesela göz bebeği refleksi, işitme refleksi, orta beyin dedin. Yaşamsal refleksler, öksürme, hapşırma, yutkunma, bunlar da omurilik soğanıydı. Demek ki her refleks aynı değil. Peki omurilikteki refleks nedir? Mesela sıcak bir nesneye dokundun, elini çektin. Ya da öğrenilmiş refleksler vardır. Limon gördün, ağzın sulandı. Ya da yıllarca aynı sokakları kullandın evine giderken ya da işine giderken, hiç öyle düşünmeden yere bakarak takır takır gezdin, tozdun. Veya bir şeyi öğrendin. Öğrenirken beyinle öğreniyoruz tabii ki. Mesela nedir? Dans etme, yüzme, işte bisiklete binme vesaire gibi. Ama sonra bunlarda profesyonelleştiğinde İşi kim devraldı? Omurilik devraldı. Yani sen arabayı kullanmayı öğrenirken işte debriyaja mı basacağım, gaza mı basacağım, işte hangi aynaya bakacağım derken 2 sene sonra baba ne haber deyip park etmeye başlıyorsun. Dolayısıyla aslında profesyonelleşmeni sağlayan yer neresi olmuş oluyor? Omurilik olmuş oluyor. Şimdi peki omurilikte klasik bir refleks yayına baktığında ne göreceksin? Şimdi okul kitabında şöyle bir ifade var. Diyor ki omuriliğin arka kısmı dorsal, ön kısmı ventraldir. Bak bu kelimeler yazıyor. Ön ventral, arka dorsal. Buradaki dorsalin kelimesindeki o D harfi sana duyu nöronunu hatırlatacak. Duyu nöron nereden giriş yapar diye sorduğunda sen ne diyeceksin? Dorsalden giriş yapar. Motor nöron nereden çıkar diye sorduğunda da ventral kökten çıkış yapacaksın. Bu giriş ve çıkış ifadelerinde kelime oyunlarına düşme. Duyu dorsalden girer, motor ventralden çıkar. Bir de şöyle bir sorumuz var. Hangi nöronun hem gövdesi hem aksonu merkezi sinir sisteminin içindedir? Hani gövde dediğim şey aslında o hücre zarı, çekirdek, sitoplazma olan yer ya. Bak dikkat et, şurada çiziyorum, gövde ve akson. O sorunun cevabı ne oldu? Ara nöron oldu. Ya da şöyle bir soru sorsa sana. Dese ki hangi nöronun gövdesi merkezi sinir sisteminde ama aksonu büyük oranda çevresel sinir sistemindedir? Bak ona da merkezi sinir sisteminde gövde, büyük oranda çevresel sinir sisteminde de akson. Gövdesi dışarıda olan kim? Duyu nöronu gibi böyle fantastik sorularla karşılaştığında aslında bunların zor olmadığını, şu kelebek görselini yazdığında işte duyu nöronu içeri girdi. Ara nöronla bu şekilde ne yaptı? Bir sinaptik bağlantı kurdu ve ara nöronda değerlendirmeyi yaptıktan sonra emri motor nörona gönderdi. Yani bir klasik refleks yayında duyu, ara ve motor nöron görev aldı. Duyu dorsalden girdi, motor ventralden çıktı. Peki bu basit refleks yayına baktığımız zaman mesela ara nöron olmayan bir refleks söylerse ne diyeceğiz? Bu çok bilimsel bir şey değil bu arada. Bakın okul kitabında çok değerli bir görsel var. Ona en benzer görseli çizdim. Şimdi bakın. Şuraya dikkat edelim. Diz kapağın altına vurulmuş. Diz kapağı refleksinde sen dedin ki hocam burada bir duyu ve motor nöron görev alır. Tamam, diz kapağının altına vurduğunda yeşil oka dikkat et. Yeşil ok duyu nöronudur. Duyu nöron geldi, merkezi sinir sistemine, omuriliğe girdi. Bak ara nöron yok, yeşil devam etti ve kırmızı ile bağlantı kurdu. Bu kırmızı işte motor nöron. Ancak bu kırmızı motor nöron nereye uyarı götürüyor? Bacağın üst bölümüne uyarı götürüyor. Çünkü senin bacağını kaldırman lazım. Ancak bacağını kaldırman için ne yapman gerekiyor? Aynı zamanda kasılan adamın karşısındakini de gevşetmen gerekiyor. İşte bunu antagonist mekanizma denir. Destek hareket sisteminde kasların kasılmasında bahsedeceğim. Bir kas kasılırken diğerini gevşiyorsa bu antagonist mekanizmadır. Yani dolayısıyla senin bu duyu nöronun, tamam bu refleksi gerçekleştirmek için ara nöronla bağlantı kurmaz ama karşı taraftaki zıt kasları gevşetmek için bak mor nöron işte ara nörondur. Oradan başka bir motor nöronla bağlantı kurulur. Yani şuradaki de motor nöron ve o gider başka bir kasın gevşemesini sağlar. Okul kitabı bunu bu şekilde anlatmış arkadaşlar. Tamam? Peki.
Refleks çeşitleri dediğimizde yukarı çıkacağım, birkaç bir şey yazacağım ama refleks çeşitlerinde biz şunu söyleyebilir miyiz artık? İşte bazı refleksler kazanılmıştır, bazıları doğuştan gelir. Mesela doğuştan gelen refleksler nedir? Emme refleksi var, göz kapağı refleksi, göz bebeği refleksi vesaire. Kazanılmış refleksler işte limon görünce ağzın sulanması gibi reflekslerdir. Ama her refleksin yönetim merkezi aynı yer değilmiş. Şimdi buraya neden dönmek istedim? Çünkü şöyle, duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olayı var ya, tamam hocam biz bu refleksi gerçekleştirdik. Bir sıcak nesneye dokunduk ve parmağımızı çektik. Fakat çektikten sonra acı hissedeceğiz. İşte o duyunun hissedilmesinde görev alan kişi beyindir. Yani beyin refleksin sonucundan haberdar edilir. Refleksin sonucundan haberdar edilir. İşte oradan itibaren sana bilinçli bir uyarı gider. Yaktın elini, git suyun altına koy. Yaktın elini, git buz tut. Hastaneye git ya da bir şey olmaz. Peki, bir de şöyle bir şey var. Beyin bazen refleksi baskılar. Beyin refleksi baskılayabilir. Bu ne demek? Şimdi bazen saçma bir refleks ortaya çıkartmak durumunda olabilirsin. Mesela ben senin koluna iğne batırsam, sen kolunu hocam çekip ne yaparsın? Dersin ya niye batırıyorsun? Değil mi? Ama aynı şeyi sen bir hemşirenin karşısında durup kolunu uzattığında kocaman bir iğneyle damarına girip kan alırken kolunu böyle çekip ya ne yapıyorsun demiyorsun. Sonuçta bekliyorsun efendi gibi senden böyle kan alınmasını ve acı hissetsen bile en fazla şu hareketi yapıyorsun. Bak bu ne oldu şimdi? Sana beyin dedi ki bak eğer sen bu kolu çekersen içindeki iğne damarını parçalar. O yüzden çekme. Bir örnek daha vermiştim eskiden soru çözerken. Şimdi o örneği yeni öğrencilerim için tekrar edeceğim. Mesela düşün ki her taraf tertemiz. Annen yeni temizlik yapmış ve sen bir anda sıcak bir çay bardağına dokundun ve elin yandı. Ne yapıyorsun? Bardağı fırlatıyor musun? Hayır. Çok yavaş, sakin bir şekilde bardağı yerine koyup elim yandı diyorsun. Yani dolayısıyla eğer yapmaman gereken bir hareket varsa işte onu sana beyin yaptırmıyor. Refleks bile olsa. Peki beyin ne zaman başka devreye girebilir? Hata yaparsan. Şimdi az önce şunu söyledim. Bir şey öğrenirsin beyin ama otomatikleşme, profesyonelleşme omurilik. Dans etmek. Mesela bak şurayı yaz hocam. Dans etme. Bisiklete binme. Ya da bir müzik aleti çalma. Bak müzik aleti çalma. Öğrenme derse bak öğrenme kelimesini gördün bu beyin ama artık profesyonelleştin bu omurilik. Peki şöyle bir şey mesela dedim ki örgü örme sen örgü örmede profesyonelsin artık işte takır 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 örüyorsun bir yandan kısıra vuruyorsun örüyorsun ama hop bir ilmek atladın işte o atladığını sana beyin söylüyor diyor ki dur orada hata yaptın. Sök şimdi bunları. Bak sök davranış bilinçli bir davranış. Sök. Şimdi baştan başla. Baştan başlarken beyin sonra yine otomatikleşme davranışları devam eder. Anlaştık mı? Peki. Omuriliğimiz de böyle. Merkez sinir sistemini bitirdik. Şimdi geldik çevresel sinir sistemine. Müfredat da seyreltildi. Yani böyle gidip de sempatik, parasempatik aktivite falan filan karşına çıkmayacak sinir sistemi testinde. Neden anlatıyorsun hocam? Adrenalinde soruyorlar. Endokrinde soruyorlar. Yani buradan kaldırdı ama endokrinde soruyor. O zaman endokrin sistemde adrenalinin etkileri sempatik aktivite olduğu için burada anlatmakta fayda var. Tamam? Sonra bana teşekkür edersin. Şimdi bak, beyinden ve omurilikten çevreye doğru çıkan sinirler çevresel sinir sistemi. Ve beyinden 12 çift sinir çıkar. Yaz hocam buraya. Beyinden 12 çift sinir çıkar. Omurilikten 31 çift sinir çıkar. Beyinden hatta çıkan en karizmatik sinir vagus, 10. kafa çifti siniri, işte parasempatik sinirdi. Kimi yerde yavaşlatır, kimi yerde hızlandırıcı etkiye sahipti. Geçtim. Omurilikten çıkan da siyatik sinir vardı. İşte bacağımızdan çıkan en kalın sinirlerden bir tanesiydi. Tabii çevresel duyu ve motor olarak ayırdık. Motor da somatik ve otonom. Somatik ne demek? İstemli demek. İşte kalın miyelinli, kalın çaplı miyelinli nöronlar, istemli hareketler. Otonom ise istemsiz, senin kontrolün dışında. Genellikle miyelinsiz, ince liflerden oluşan yapılar. Sempatik ve parasempatik olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi sempatik
Ne zaman devreye girer dersen korku, panik, heyecan durumlarında devreye girer. Parasempatik ise dinlenme, rahatlama. O zaman ben sempatik üzerinden bu işi yaparsam parasempatik tam tersi olacak. Yapalım o zaman. En klasik örneğimiz, en akılda kalıcı örneğimiz. Mahalleye girdin, sana doğru bir köpek koşuyor, kaçarın yok, ısıracak. Ne yaparsın? Bir korku eylemi başlar değil mi? İşte göz bebeklerin senin ne olur? Büyür. Kalp atışın hızlanır, artar. Damar çapı kalsın. Bronş genişler. Neden? Daha çok soluk alacaksın ya, soluk alıp verme sayın artacak ve artarken de bir miktar yani havanın ekstra hale gelmesi, hacim olarak artmasını sağlayacaksın. Kan şekerin artar. Neden? Çünkü bu durum savaş ya da sıvış durumu. Karaciğerinden kana glikoz geçer ki ya savaşacaksın ya kaçacaksın. Kaslarının ihtiyacı var. İdrar torbası genişler. Yani korkudan altıma işedim ifadesi bilimsel bir ifade değildir. Mantığını söyleyeceğim. Tükürük salgısı azalır, yoğunlaşır. Ki işte korktun, evin içine girdin, sana bir bardak su uzatırlar değil mi? Mide bağırsak hareketleri ne olur? Yavaşlar, azalır. Sen o hayvandan kaçarken akşam yiyeceğin yemeği düşünüyor musun? Saçmalama hocam, can havliyle gidiyorum ben oraya. Şimdi o zaman bunların hepsinin mantığı belli. Peki burada damar çapını niye atladın hocam? Çünkü kimisi genişler, kimisi daralır. Bunu da aslında şöyle oturtabiliriz mantığını. Hangi organın kana ihtiyacı varsa kan oraya yönlendirilir. Korkan bir insan yüzü ne olur? Bembeyaz olur. Neden? Çünkü yüzüne giden damarlar daralır, kasılır ve o tarafa doğru kan gönderilmez. Tamam mı? Nereye gönderilir? Kollara ve bacaklara yönlendirilir. Bu korkudan altıma işedim ifadesi neden yanlış söyleyeyim. Senin mesanen bu. Yani idrar torban. Sen korktuğun zaman idrar torban genişler. Şöyle dışarı doğru. Ve aynı zamanda üretraya açılan yerdeki sfinkterler yani kelepçeler kasılır. Dolayısıyla senin idrarın şu yoğunluktayken ne olur? Şöyle şu yüksekliğe çıkar. Yani böyleyken ne olacak? Mesane böyle olduğunda idrar basıncı azalacak. Bu sayede o sırada sen kaçarken idrarla uğraşmamış olacaksın. Ama çıkarttığında ne olur? Rahatlarsın. Tamam, güzel. Son olarak sinir sistemi hastalıkları. MS var. MS, multiple skleros. Bakın, multiple skleros. Her şey okul kitabından hocam. MS merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Bir S harfi daha koy yani. Merkezi sinir sistemi. Nasıl bir hastalıktır? Otoimmün. Yani kendi bağışıklık hücrelerimiz, kendi bağışıklık proteinlerimiz bizim kendi sinir hücrelerimize saldırır. Ve nereye saldırır? Miyelin kılıflara saldırır. Ve miyelin kılıfların buradaki gibi zarar görmesine neden olur. Neredeki miyelin kılıflı nörona saldırıyorsa onun sonuçları yansır. Mesela kola bacağa giden motor nöronlara mı saldırdı beyinde? O zaman işte orada aksaklık olur. Konuşma bölgesi konuşma, görme bölgesi görmede aksaklık olur. Devam ediyorum. Beyinde dopamin miktarı azaldığı zaman karşıma çıkan hastalık Parkinson. Dopaminin aşırı artması da mesela şizofrenidir. Bunu endokrinde biraz daha anlatacağım. Alzheimer hastalığımız var. Alzheimer ileri yaşta unutkanlıkla başlar. Bilincin azalmasıyla devam eder. Akşam vakitlerinde gergin bir ruh hali olur. Batan güneş fenomeni diyorlar buna. Ve buradaki mantık aslında okul kitabında da söylediği gibi beyinde belli başlı bölgelerde amiloid plak dediğimiz tuhaf tuhaf proteinler çökelir. Ancak buradaki en önemli şeylerden bir tanesi asetilkolin miktarı azalır. Asetilkolin neydi? Öğrenmeyi sağlayan bir nörotransmitterdi ve yakın hafıza kaybolur. Yani sabah ne yediğini hatırlamazsın. 25 yıl önceki askerlik anını anlatırsın ama o da bir yere kadar. Alzheimer'ın son evrelerinde uzak hafıza da kaybolmaya başlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Anormal elektriksel aktiviteler epilepsi olarak özetlenmiş okul kitabında. Tabii depresyon var, daha çok psikiyatrik hastalık, sadece nörolojik olarak değerlendirmemek lazım. Evet, checkpoint yapalım şimdi. Checkpoint'te ne var? Hocam bir konuyu tekrar edeceğiz. Mesela sondan başa doğru gidelim. MS'in otoantikorlarla oldu. Merkez sinir sistemindeki miyelin kılıflara saldırdığını bilelim. Sempatik aktivitenin korku, panik, heyecan durumlarında devreye girdiğini bilelim. Bu adrenalin etkisi olarak sorulacak. Peki
reflekslerin her birinin başka bir mekandan, başka bir kavramdan kontrol edildiğini, bütün reflekslerin omurilikten kontrol edilmediğini bileceğiz. Duyu ara motor, duyu dorsalden yani arka kökten girer, motor ön kökten çıkar. Girer çıkar kelimelerine dikkat edeceğiz. Kazanılmış refleksler ve sonradan gelen refleksler arkadaşlar önemli bir ayrım. Hemen şuradaki 4 tane soruyu checkpoint'in içerisine katmış olalım. Kaç tanesinde hata yapılmıştır sempatik parasempatik? Göz bebekleri sempatikte büyür, parasempatikte küçülür. Kalp atışı sempatikte artar. Burada 2 tane hata geldi. Bronşlar genişleyecekti sempatikte. Burada 2 hata geldi. Kan şekeri sempatikte artacaktı. 2 hata geldi. İdrar torbası genişleyecek çünkü idrar çıkaramazsın. Bak 8 tane hata var. Çevresel sinir sistemine ait bu yapıda ne yanlış? Miyelin kılıf içermez. Olur mu? Çevresel sinir sistemini somatik otonom olarak ayırdın. Somatikte miyelin kılıf var. Otonomun içerisinde de miyelin kılıflı nöronlar var. Genellikle miyelinsiz diyoruz. Tamam motor nörondur ama çevreye girenler duyu nöronu da olabiliyordu. Yalnızca sempatik, hayır hocam, parasempatik de olabiliyordu. Gel bak dorsal, eğer burası ön kökse yani ventral kısımsa o zaman burası dorsal arka kısımdır. A duyu nöronudur. Duyu nöronu giriş yapmış. Beynin gövdesi merkez sinir sistemin içindedir. Gövde ara nöronda merkez sinir sistemi içindedir. Akson da öyle. C nöronu somatik kaslara uyarı taşır. Mesela motor nöron olabilir mi? Olabilir. Peki. Bakın miyelin kılıfa zarar veren hastalık MS hastalığı. Bize ne MS olduğunu düşündürecek? Otoantikor, bağışıklık sistemi hastalığı. Çevresel sinir sistemine zarar vermez, merkezi sinir sistemine zarar verir. Peki. Burada tekrar söyleyelim. Beyin refleksin sonucundan haberdar edilir. Yani sen elini yanan bir cisme dokundurdun, çektin ama acıyı sonradan hissettiğini unutma. Peki. Devam checkpoint'e. Hocam arka beyin, omurilik soğanı, beyincik, pons. Beyincik neydi? Koordinasyon denge merkeziydi. Pons solunum merkezi içeriyordu omurilik soğanı ile beraber. Omurilik soğanı yaşamsal refleksleri kontrol ediyordu. İşte hapşırma, öksürme ve sistemleri kontrol ediyordu gibi. Orta beyinle ilgili 3 şey bilecektik. İşitme refleksi, göz bebeği refleksi, kas tonusu. Uç beyin ve ara beyin olmak üzere ikiye ayırdık. Ön beyni uç beyin yani bilinç olarak kocaman da yazdık. Ön beyin şurasıdır demeyin. Burası ön lobtu. Ön lob, yan lob, şakak lobu ve arka lob olarak ayrılıyordu. Her birinin bir görevi var. Arka lob görmeyle ilişkili, dokunmayla yan lob ilişkili, hafıza ve öğrenmeyle temporal lob ilişkili, muhakeme frontal lob ilişkili. Ama tekrar hatırlatıyorum, bunlar tek başına o görevi yapıyor demek bilimsel olmaz. Elbette ki loblar birbirleriyle bağlantılı. Sağ ve sol yarım küre nasırlı cisimle bağlanıyordu. Beyincik yarım küreleri altta ponsla bağlanıyordu. Hocam BOS, beyin omurilik sıvısı, omurilikte de var. Meninges omurilikte de var. Meninges dediğimiz sert zar, örümceksiz zar ve ince zar. İnce zar kılcal damar bakımından zengindi, beyni besliyordu. Unutmayacaktık. Burada sinapsla alakalı en önemli şeyi söyleyelim. Sinaps, nörotransmitter maddeler salgılanıyordu bu araya. Nörotransmitterler ne yapıyordu? İkinci nöron içine giriyor muydu? Hayır hocam, girmiyordu. Reseptöre bağlanıyordu. İşi biten nörotransmitterler sinaptik aralıkta ya yıkılıyordu ya da salgılayan hücreye geri alınıyordu. Peki gliya hücrelerinden mikrogliya savunma, astrosit, kan beyin bariyeri, ependim, beyin omurilik sıvısı üretimi ve yönlendirilmesi. Nöronların etrafına miyelin kılıf yapacaksam merkezi sinir sisteminde oligodendrosit, çevresel sinir sisteminde şıvan hücresiyle yapardım. Şıvan hücresi tek bir nörona, oligodendrosit birden fazla nörona miyelin kılıf yapabilir. Aksiyon potansiyelin oluşması için bir nörona eşik değerinde ya da üzerinde uyarı verilmesi gerekiyordu. Ve aksiyon potansiyellerinin şu şekilde sabit olabilmesi için ne lazımdı? Hocam tek bir nöron ifadesi lazımdı. Tek bir nöron. Eğer nöron demeti derse hepsinin birbirinden farklı eşik değerleri olduğu için böyle bir merdiven etkisi görecektik. Evet, Nissl cisimciklerinden de son olarak bahsedelim. Granüllü endoplazmik retikulum parçalarıydı. Nörofilamentler hücre iskelet elemanıydı. Dendritler küçük uzantılar, hücre gövdesinden çıkar. Akson genellikle tek bir tanedir, daha kalındır, dendritlerden daha büyüktür. Nöronlarda miyelin kılıf ortak değildir. Bazı nöronlarda var, bazılarında yok. Hızı arttırır. Ama hızı arttıran temel iki şeyi söyle bana. Akson çapı arttıkça hız artar. Miyelin kılıf varsa hız artar. Çap arttıkça direnç azaldığı için hız artar. Bunu da unutmayalım.
Evet, güzel bir tekrar oldu. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.